futbol Medya Mart'ta tam zamanı. Medya Mart Tatavayı sunar. Evet, az önce filmlerden konuştuk. Yine bizim e, hayatımızın bir dönemine Abi, damga vuran bir film ve bir aktör. E, Apollo Creed'i Rocky filmlerini hmm. izleyenleriniz vardır içinizde mutlaka diye izliyorsunuz değil mi? Belki yeni Biz... jenerasyonda genç arkadaşlar da olmayabilir ama. Rakibi bir Rocky 2 mi? Apollo Creed. Evet, Apollo Creed. Carl Weathers geçtiğimiz gün Sylvester Stallone bir video yayınladı. Evet bir video oldu. yayınladı onunla ilgili. Çok hmm. çok güzeldi. Onu da izledim. Toprağı da... bol olsun. Rakira ne güzel filmdi seti, diye. Ee... sevi, serisiydi ya. E, tabii bir döneme... Artık böyle filmler yok. Zaten bu arada şey de ya aslında öyle bir konsept ya da uygulama da kalmadı. Mesela eskiden hatırlıyoruz. Bir tane yıldız çıkıyordu abi atıyorum Van Steven Seagal. Efendim Şimdi işte var ya, şey var Sylvester Stallone, Arnold. Baba 50 bin tane komedide Arnold. Aksiyonda Arnold. Gerilimde Arnold. Silvester için de geçer. İlk tabii, kanlar, tabii. E, rakiler, Ram, rambolar, rambolar filan. Rocky, rambo sonra çok Komedi de oynadı. Bir kafa tabii. değil mi abi? Tabii. Bir tane oyuncu çıkıyor, her şeyi on alıyorsun. Evet abi. Şimdi e, hızlı ve öfkeli oynayan, ker arkadaşımızın adı neydi? Vin Diesel. Yok yok. Vin Diesel değil mi? Ben son, ben ha? Ben yok Dizel. ya son son dönemlerdeki hızlı öfkelilerde oynayan. Rak mı? Hmm. Drak oynayan adam. Evet. evet evet. Adı neydi onun ya? yani? Incansın. Bravo. Evet, Yok o da değil ya. Dwayne Johnson da değil abi dur. Dur abi. Jason Statham var. Bravo. Jason Statham var işte şimdi şey. Hmm. Ee, Hızlı ve öfkeli de. Jason Statham da işte komedide de oynatıyorlar. Şeyi de öyle oynatıyorlardı. Drake'i de. E, neydi o çocuğun adı ya? Demin söyledin ya. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson değil öbürü. Bin Diesel. Bin Diesel. Onu da komedide oynattılar. <laughs> Komedi ve macerada oynatıyorlar. Vin Diesel'in hatta bir işte çocuk bakıcısı olduğu var, var. bir film var. Ama eskiden o, ama çok tane yani. türk olan olmuyor. bir formülmüş bu yani. Bu tabii. bir pazarlama ve tabii. yapım formülüymüş. Tabii Rocky şöyle güzel arkadaşlar. Rocky'i Sylvester Stallone götürüyor film stüdyolarda. Böyle bir senaryom var diyor. Tabii iplemiyorlar. Hepsi kabul ediyor. Yo, Yo Öyle değil mi? Hepsi kabul ediyor ama diyor bir tane şartım var. Hayır hayır Rocky. Hepsi diyor güzel film yapalım ama işte tam şu oynasın. bu Yok diyor tek şartım var ben oynayacağım diyor. O zaman da bu böyle alt sınıf bir oyuncu yani. Tabii. Yamuk ağızlıkları... yani böyle 3. rollerde filmi oynamış bir herif. lan diyorlar. Onun zaten bir porno onu öyle bir kez çekmiş. Ee, tabii tabii şey? çok hani rezil bir herif yani. Ölmek üzere, açlıktan ölmek üzere bir adam yani. En son çok küçük bir yapım firması kabul ediyor. Çok küçük bir bütçeyle çekiyor. Hı hı. Film patladı, Oscar aldı biliyorsun. Oscar'da alınca şey oluyor. Ulan biz ne kaçırmışız yani. Ne kaçırdığını bir dön görürsün gör falan. Nedense orada patlıyor işte o. Adrian, Adrian var. Evet tabii Beni o. falan da rehin bırakıyor para. para evet evet yani rakibin hikayesi o açıdan Hatta güzel. Hatta John Wick de oradan çıktı yani, falan Yani son <laughs> en dip noktadayken yani son artık son kurşunda şeyi vurma hikayesi aslında Raki. Voli'yi vurma hikayesi. Şey gibi ya Harry Potter gibi. J.K. Rowling de bir sürü büyük yayın evine gönderiyor. Hiçbiri kabul etmiyor Harry Potter'ı. En son bir orta sınıf bir küçük bir sınıf. O da adam evine götürüyor Teksti. Demoyu yani. Çocuğu okuyor 12 yaşında çocuğu. Diyor ki bunun ikincisi ne zaman çıkar diyor. Daha birincisi bitmemiş yani halini okuyarak. Ya aslında iyi iş, iyi iş bir Oğlum, şekilde yolunu buluyor. Tabii ya. Yani, yani doğru, kesin yani. Doğru Adam yolu diyor ki bunu çizmen lazım ama tabii. bir şekilde de buluyor abi baksana iki abi. Bir de o dönemden bahsediyoruz abi. 80'ler bunlar yani. Tabii. Değil mi? Raki, ne zaman? 80'ler falan. Yani, Raki 70 76 falan ya. Daha da eski olabilir. Raki. 76 rakibiz. Ya 75 e, 76 o civarlar. Yani o dönem şimdiki gibi 76, bir video böyle bir yaklaşım, böyle tabii, bir tabii. sektör yok zaten. Hayır bir de o zaman sinema dediğin şey acayip bir şey. 74'ler, 75'ler Süpermenlerin falan uçtuğu zamanlar yani. Aynen. Star Wars'ların falan yeni Aynen. başladığı zamanlar yani. O arada bir tane boksörün hikayesini biz de oturduk izledik gerçi. Böyle bir şey var o, yani. Çok güzel. Tabii canım mükemmel film. Hayat hikayesi, yoksulluk, yoksulluktan yırtmaya çalışma, çok çalışma, düşme, kalkma, en son en büyüğü yenme falan çok ben en son kan, müthiş kan, hikaye. Yani. Ben mesela şeyde Sylvester'da ilk kan, ilk kanın da galiba... İlk kan şey işte Rambo. Rambo, Rambo, aynen, ilk Rambo, Rambo serisine de bir yükselmiştim ben o yaşlarda. Abi Rambo'da, 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 çok iyi film tabi. Ama, da da iyi iyi film. Film, da ama Rambo, aksiyon. Rambo işte bizim Cüneyt Arkan'ın şey versiyonu. O daha aksiyon. Rakip yani, ama artık John, ama tabi tabi Rakip'in hikayesi Zaten var. bir sportif bir hikayede olduğu için daha ilham veren çok tarafı var. Tabi. Ama bir öyle değil tabi. Rambo bir bayrağı sosyolojik şey var o. Vietnam Savaşı'ndan... Tabi tabi. Rambo 1 de evet. güzel. Ama şöyle mesela ondan sonra tabii John Wick de artık şey çıktı için. Işte, Cılkı yani. 1500 kişi öldürüyor. Yani Rambo gene evet. 500 kişi öldürüyordu. Cüneyt abi 50 kişi. Rahmetli. Rahmetli 50 kişi öldürüyordu tek başına. Rambo 500 kişiydi. John, John, Wick. John Wick artık 1500 lira çıktı yani. Artık <laughs> abartının da şey oldu. Ama o da ayrı bir sevdiğimiz abimiz. O da. Onu da yediler be son filmde. Tabii. Onu da yediler. Evet son yapılan araştırma Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 370 377. Düşüş eğilimine girmiş. İstanbul'da da 250 bin nüfus azalmış. 252 bin kişi. Asıl Adana 7.liğe düşmüş ya. Liste vardı. Ee, listeye baktım. Adana bir ara 4. büyük şehir. biliyorsun Biliyorsun. 7.liğe düşmüş. Şimdi Konya'ya geçilmiş yani. E, Konya bile 6. olmuş galiba. Tabi şimdi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Pardon İstanbul, Ankara, İzmir. Dördüncü büyük şehir Antalya olmuş. Beş Bursa, altı Konya, yedi Adana olmuş. Acaba mesela Muğla falan oralarda Muğla, artış... Muğla'da artış çok minimal. Ama yerini korumuş Muğla. Hmm. Düşmemiş. Yani bir 20 bin civarında bir artış gözüküyor. Muğla bir Ege bölgesi falan. Çünkü genelde büyük şehirlerden şey olmuş ya. Tabii tabii. Dış göç olduğu için. Ama ben göçtüğümde de Muğla büyük şehirdi yıl yıla ben Bodrum'a taşındığımda da Muğla büyük olmuştu yani. Öte tabii zaten öyle. Aydın ya. Aydın, Aydın büyük şehir Ama işte mesela. pandemiydi, savaştı, Manistre oydu büyükşehir. buydu falan derken e... zaten baktığında Türkiye'nin büyük şehirlerine <laughs> başlıyorsun işte Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir, Bursa, çan, e, şey Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya. Hattın tamamı büyük şehir Çanakkale'ye. Hmm. O da Çanakkale belki de o da büyük şehirdir. Bu tarafa geçiyorsun işte Eskişehir. Yani e, işte sanayinin manayinin etkisi. Şimdi bakalım Çanakkale'de büyük şehirse kızmasınlar hı hı. bize. Aynen bir çek edelim onu. Çanakkale büyük şehir mi? Galiba bir o değil. Yok abi Çanakkale. Çanakkale değil. değil. Büyük şehir değil. Bir Çanakkale hariç o hatta tamamı Edirne ile Çanakkale hariç ve Kırklareli e, ya da tamamı büyük şehir işte. Bütün hattı geçtiğin zaman öyle. Altta güneyde de işte Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır onların hepsi büyük şehir oluyor. Hatay. Ee, Mersin Büyükşehir. Ee, Biraz işte Orta Anadolu ve üst tarafta büyükşehirlerin sayısı az. Yani nüfus çok ciddi bir rakam yani. Bunu işte az önce konuştuğumuz konuyla da aslında kalabalık, çok ciddi bir kalabalık var da işte onu işleyecek... 85 milyon, 372 bin 377 tane Türk vatandaşı var. 15 milyon civarında da göçmen olsa 100 milyonuz işte. 15'i yani bulduk herhalde orada tabii. Kesin vardır. Kesim vardır yani. Nikolasıyla. Ve Hatay demişken de. Evet. Ee, ya bugün dilimiz döndüğünce biraz evet. daha. Birinci e, yılın birinci günü. Aynen. Deyim yerindeyse düşük test gitmeye çalıştık. Malum Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesi. Aynen. Öyle. Deprem felaketi geçtiğimiz sene tam da bugün. Değil mi? O. Yani yok, bugün yeni yok, Şubat. Yok, pardon. Dündü. Aynen. Geçtiğimiz sene dün. Ee... 50 bin diye açıklanan resmi rakam. Bence en az iki katı kayıp. Korkunç bir çift deprem. Allah rahmet eylesin. Tekrar sabır diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Söylenecek bir şey yok. Çok acı bir yıl dönümü. 17 Ağustos hala hafızalardayken ve hala 17 Ağustos'ta en acı yıl dönümü falan denirken onu da geçen bir başka yıl dönümünü bu çağda yaşamış olmak kötü bir şey tabii. Korkunçtu. Benim de yakınlarımın, arkadaşlarımın kayıpları başta olmak üzere tüm vefat edenlere de yeniden başsağlığı rahmet diliyorum. Kalanlara da başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Şey yaşatmasın. Evet, hiçbirimize yaşatmasın. Deprem yani kuşağında olduğumuzda ölçeği... hiçbir zaman lütfen unutmayalım. Aynen unutmamamız lazım. Unutmamamız Antakya gördükçe lazım. çok canım sıkılıyor. Ee, bir öncesi sonrası fotoğraflarını falan görünce. Abi sen ne diyorsun işte bugün bugün biraz tabii ister istemez tekrar hatırladık. Ya e, hatırlıyorsun daha da zaten unuttuğumuz bir şey değil ama işte bir daha kafanın arka tarafına attığı hafıza sandığından çıkartıyorsun bir şeyleri ve Maalesef. E, ve ki biz bunun çok dışında bunu hisseden insanlarız tabii yani. Canım. Aslında evet. biz çemberin 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 çemberinin dışında olan insanlarız ama Çevremizde de... Benim çok e, birkaç tane dostumun çok ciddi, var. Benim, benim acı benim verici var. kayıpları oldu yani. Benim de var. E, hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmet dileyelim. E, sevdiklerine de başsağlığı dileyelim. Unutmayalım, unutturmayalım. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşelim. görüşmek üzere. Futbol heyecanının Mediamarkt'la tam zamanı. Mediamarkt Tatavayı sundu.